Ya Tutarsa podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde 2022 yılının yaşanmış önemli gün ve olayları üzerine söyleşi konusunu dinleyeceksiniz. Programı hazırlayanlar: Oğuz, Azezel ve Hakan. Keyifli dinlemeler dileriz. Değerli Ya Tutarsa dinleyicileri, hepinizin yeni yılını tebrik ediyoruz. Yeni bir programa daha hoş geldiniz. Bu programda daha öncekilerden farklı olarak tabii bir program yapmaya çalışacağız. Bunun için çok uzun hazırlıklar yapmadık. Sadece ve sadece geçen yılın bir almanağını aldık. Azazel Bey bizimle paylaştı. Onun üzerine konuşmak istiyoruz. Bir 2023'ü beraber idrak ediyoruz. Bugün burada ayın 1'i. Henüz daha Azazel Bey'in olduğu yerde yeni daha yılbaşını idrak ettiler ve ayın 1'ine girdiler. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Ümit ediyorum bu yıl daha önceki yıllardan, geçirdiğimiz bütün yıllardan daha güzel bir yılı idrak ederiz. Allah'tan bunu temenni ediyorum. Buna göre ben isterseniz bazı önemli olayları, yaşanmış olan şeyleri, böylelikle bu da bir kayıt altına geçer. Eğer biz bu programı sürekli devam ettirebilirsek her yılın başında da bir almanağı ve yorumlarımızı da sizinle paylaşmış olacağız. 1 Ocak'ta 2022 yılında aslında çok önemli bir yıla başlamıştık biz 2022'de. Şöyle Covid'in etkisi azalmaya başlamıştı ve son 2 yılı vuran, hatta bazı sosyopsikologlara göre özellikle gençler ve çocuklar nezdinde, hatta olgun bireyler nezdinde dahi bir travma yaşatan salgın hastalık yaşadı. Ve nasıl bir travma yaşattı? Bunlardan bir tanesini sadece sizinle paylaşayım. Kendi sınıfımda da, çocuklarda da gördüm mesela. Bir sene eksik söylüyorlar tarihleri. Yani çocukların hayatından aslında bir sene gitti. İnsanların hayatından bir sene tarifsiz bir şekilde gitti. O kısımları tam hatırlayamıyorlar. Ben ilk, yani tekrar derslere döndüğümüzde, çünkü çok uzun bir süre ara verdik. Çocuklarla konuştuğumda ben bile hatırlayamadım o arayı nasıl geçtiler. Çocuklara bazı sorular sordum. Eksik tarihler söylediklerini gördüm. Evet, buna göre böyle travmatik bir bulaşıcı hastalık, büyük bir pandemi döneminden geçtik ve tüm dünyada insanların psikolojisini etkiledi. Herkes etkilendi bundan. Bazıları bunun bir mesaj içerikli, bazıları bunlardan mesaj çıkarmaya çalıştı, bazıları bir sonuç çıkarmaya çalıştı. Dindar olan insanlar bundan bir mana çıkarmaya çalıştı. Bazıları dışarıya yönelik mana çıkardı. Bazıları kendilerine yönelik çıkardı. Şu an normale dönmüşüz gibi görünüyor. İlerisini tam kestiremiyorum. 1 Ocak'tan başlıyorum. 1 Ocak'ta Avrupa Birliği dönem başkanlığı Slovenya'dan Fransa'ya geçti. Evet. Ve Türkiye'nin arası çok kötüydü o dönem Fransa'yla, hatırlayacaksınız. Evet. Birine girecek denilmişti. Yani bu 6 ayda bir değişiyor Avrupa Konseyi'nin başkanı. Dönüşümlü bir başkanlık sistemi var. Ve evet, yani 30 Haziran'a kadar Fransa'daydı. Dönem içerisinde de çok ciddi bir harekette bulunmadı Avrupa Birliği Konseyi. Yani Avrupa Birliği parlamentosu var, konseyi var biliyorsunuz. Konsey üye devletlerin temsilcileri tarafından seçiliyor. Parlamento biraz daha büyük ama eşit şekilde karar alma yetkisine sahip. Bununla ilgili bir program yapmıştım ben kendi kanalımda. Mesela Fransa'nın başkanlığı, yani her defasında böyle şeyler olur zaten. Şimdi bildiğim kadarıyla Ocak'ta İsveç'in eline geçiyor. İsveç'in de biliyorsunuz NATO üyeliği meselesi var ve dolayısıyla Fransa'nın eline geçince de işte şöyle olacak, böyle olacak. Her bu değişimler yaşandığında basında bir çalkalanma olur. Gene hiçbir şey olmadı yani. Birliği, konseyin başkanlığına Fransa geçince her şey olduğu gibi devam etti Avrupa Birliği açısından. 9 Ocak'ta 2021 Afrika Uluslar Kupası Kamerun'da başladı. Yani, hayırlı olsun. Yani 2021'deki 2022'den mi başladı? Öyle bir şey mi oldu? 2022'de başlamıştır. Tamam, güzel. Zaten birçok şeyin rutin dışı şeylerini gördük. Dünya Kupası gibi. Aynen. Ona da geleceğiz herhalde. Oğuz Bey suskunluğunu koruyor. Demek ki en önemli konuya kendisini saklıyor. 18 Ocak'ta Microsoft 68.7 milyar dolar karşılığında Activision Blizzard oyun şirketini satın aldı. Evet. Bu satış oyun sektöründeki en büyük satış olarak tarihe geçti. Aynen öyle. Yani Microsoft oyun sektörüne girmek istiyor çünkü Xbox özellikle onun ürünü biliyorsunuz. Yani oğlum, oyuna bu kadar beraber para verilir mi ya? Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret diyorlar. İşte bu oyun ve eğlence işte. Haklısın. Fakat şu an gerçekten kontrolden çıkmış olan bir sektörden bahsediyoruz. Bir zaman sonra artık kontrol altına alınacak olan bir sektör, ki bu çok normal biliyor musun ya? Bu çok normal yani. Evlerde şu an üst üste konulmuş bir sürü oyun konsolu ve velilerin dahi kontrolünden çıkmış. Hatta velileri bile addiction'a girmiş, yani büyük bir bağımlılığa girmiş olan
bir sektörden bahsediyorsun. Herkesi kavuran bir sektör yani. Ya dostum, ya millet saçma sapan, ben görüyorum koca koca adamlar ellerinde telefon. Yani eskiden tamam oynardık, bak ben seninle FIFA seanslarımızı falan unutmam yani, ama şu anda elinde telefon, PUBG oynuyor, bilmem işte Fortnite oynuyor, işte oyun aldım söyledikleri için aklıma geliyor mesela. Hatta evin içerisinde karı koca karşılıklı işte o PUBG denilen oyunu oynuyorlar. Ya ben buna gördüm, şahit oldum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Oyun sektörü eskisi gibi böyle işte ne derler, grafikleri düşük olan veya sonu başı belli olan oyun grafiklerinden bahset. Ben sınıfta çocuklara her tatil dönüşü ne oynadıklarını, oynadıkları oynanan isimlerini ve YouTube'daki karşılıklarını da böyle bakıyoruz. Olay tamamen kontrolden çıkmıştır diyebilirim. Ama bunu artık psikologlar, sosyologlar, kim varsa etik dalda uğraşan insanların sorunu olacak. Ya arkadaş, demiyor musun bu çocuklara? Oynamayın bunları. Bunlar işte beyni sulandırır, sıkıntıya sebep olur falan diye. Ya bu çok fi nazar bir mevzu. Böyle beyni sulanıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bu çocukların göz ve beyin kontrolleri de daha fazla oluyor. Bu nesilde farklı bir şey olacak yani. Bunların önüne geçemeyiz artık. Bunları ya çocuklara video oyunu oynatmayın. Böyle bir şey imkan yok. Yani alıp da geçen oyunlar mevzuunda konuştuğumuz gibi çocukları sosyal aktiviteye yönlendirmezsen çocuklar bunun içerisine girecekler. Bu şu anda konuşup da düzeltebileceğimiz veya oynatmayın çocuklara diyeceğimiz bir şey değil. Yapmayın, etmeyin çözüm değil. Onları doğru düzgün kullanmaya çalışmak bence çözüm olmalı. İkisi arasında şöyle düşünüyorum. Çocuklar yapmamalıyla çocuklara engel olamıyoruz şeyin aynı konu başta olarak aynı olduğunu düşünüyorum. Tamamen siz kapattığınızda çocuğu aynı zamanda bir sosyal çevreden de siz mahrum etmiş oluyorsunuz. O travmayı aşmanız için elinizde doneler olması lazım. Yani sizin oyunların bir herzi var abi. Yani bir geçiş hızı var. O geçiş hızındaki o güzel dünyayı siz sunamazsanız, her şey için geçerli bu. O çocukların göz bebeği o hareketliliğe alışıyor. O doyumsuzluğa alışıyor. Onu sürekli istiyor. Onun dışındaki, o herzin dışındaki altında ne varsa çocuğa banal geliyor, bayat geliyor. 29 bu Activision'la alakalı ben şunu söyleyeyim. Call of Duty gibi oyunlar var. Çok meşhur işte. Bizim çocuklar çok oynuyordu bu oyunları. Skylanders falan. Dolayısıyla bayağı büyük bir oyun firması bu. Activision Blizzard ve Microsoft'u bayağı aktif bir hale getirmiş oldu böylece. En büyük oyun şirketlerinden biri haline getiriyor Microsoft Gaming'i. Microsoft'u siz tabii şeyden hatırlarsınız. Daha çok Age of Empires'tan. Bir de Oğuz'un oynadığı Candy Crush vardır. O da bildiğim kadarıyla aynı şirketin. Yani Candy oyun Crush, konusunda 3 kişi olarak oyun konusunda en son konuşacak olan 3 kişilerden birisi diyebiliriz. Evet. Bir topluluk diyebiliriz yani. Yani kendilere hatıralara hatıralara inmeyelim. Bitmeyen sabahlar veya Azazel Bey'in sabah 6'da 7'de çıkmak zorunda olduğu ve tamamen neredeyse şuurunun %5 veya %3 aralığında açık olduğu zamanları ve unutmuyorum ben. Oğuz yani. Bey der ki çocuklarınıza bilgisayar oyunu oynatmayın. Ya en son neyse yani. Evet. Dolayısıyla mesela en az yediğimiz bu okey oynayan tayfelerde de mesela okey veya diyelim bu kahvenelerde takılan insanların bir araştırmaya göre az yemeye, az konuşmaya ve az yani az ihtiyaçlarını gidermeye odaklandıklarını, buna dair hastalıklarının çıktıklarını söylüyorlar. Biz de o zamanlarda buna çok dikkat ediyorduk yani ara vermem, şey yapmamaya yani. Az konuşamıyorduk ama az yiyorduk, az içiyorduk, çok dikkat ediyorduk. Yani bazı dediğim gibi yani şuuru tam kapanmıyordu ama %3 aralığıyla dışarı çıkıp işini yapmaya çalışıyordu. Yani o. Neyse. Toplantı günleri. 29 Ocak'ta Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Amerikalı rakibi Daniel Collins 2-0'lık skorla mağlup eden Avustralyalı raket Ashley Barty kazandı. Ashley Barty bu turnuvada 44 yıl sonra kazanan ilk Avustralyalı tenisçi oldu. 4 Şubat 2022 Kış Olimpiyatları Çin'in başkenti Pekin'de başlamıştı. Bu Pekin'de aynı zamanda yaz olimpiyatları da yapıldı. Yani üst üste iki olimpiyatın yapıldığı tek şehir bildiğim kadarıyla Pekin. Evet, Çin 3. gelmişti değil mi? Bayağı da katılmayan olmuştu. Uygur'daki Türklere uygulanan yaptırımlardan dolayı bayağı bir ülke protesto etti burayı. Şöyle düzelteyim. Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uygulanan zulüm, baskı, şiddet, asimilasyonun ötesinde bir etnik temizlik politikasının protesto edilmesi vardı birçok ülkede. Ondan dolayı Çin'de yapılan bu programa katılmak istemediler. Zaten 14 günlük falan bir programdı, hatırlayacaksın. Çok da yoğun tedbirler vardı. Hala Covid biliyorsun Çin'de devam ediyor. Her yerde bitti, bir Çin'de kaldı.
tedbir uygulandı ve izleyici falan da alınmadı yani. Çok soğuk da geçen bir tam evet. adına yaraşır bir kış olimpiyatları olmuştu. 24 Şubat'ta Rus ordusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin talimatı doğrultusunda Ukrayna'yı istila etti. Ruslar, kara harekatının yanı sıra çok sayıda hava ve füze saldırıları düzenledi. Özellikle başkent Kiev, Lviv, Harkov, Dnipro ve Odessa'da dahil olmak üzere Ukrayna genelinde büyük şehirler hedef alındı. Yaşanan gelişmeler üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülke çapında sıkı yönetim ilan etti. Çok acı bir şekilde on binlerce insanın ölümüne şahit oluyoruz. Hala da devam eden bir savaş. Soğukta, sıcakta. Rusların ordusunun ne kadar güçsüz olduğunu bize gösteren, Kiev'i işgal etmeye çalıştılar biliyorsunuz. Başarısızlıkla sonuçlandı. Kiev taarruzu dedikleri mücadele. Ruslar 40 bine yakın asker kaybetti. Yüzlerce uçakları, binlerce teçhizatları, araçları hepsi imha edildi. Ukrayna da az değil. Ukrayna da bir o kadar asker ve silah kaybetti. Ama savaş devam ediyor yani Putin'in ayak diremesiyle. Bununla alakalı Putin'in en son bir açıklaması oldu. Sonuna kadar savaş dedi. Ya vazgeçeceksiniz ya savaşacaksınız. Sonuna kadar savaş dedi Putin. Rüncit'i bir bombardıman başladı tekrar bildiğim kadarıyla Ukrayna üzerinde. Fakat burada şöyle bir durum var. Rusya köşeye sıkıştırılan veyahut da şey gibi düşünen bir köşeye sıkıştırılmış veya bir yere sıkıştırılmış bir aslan gibi düşünün. Öyle bir tepki verdi. Gerçekten de yani verdiği tepkinin bakın savaş olması, şu olması, bu olması falan değil. Verdiği tepkinin haklı veya haksız olması konusunu değerlendireceksek eğer Rusya kendince haklıydı. Niye? Çünkü etrafı Amerika yani NATO Amerika tarafından kuşatılıyordu. Bunun Ukrayna ile kalmayacağını, bunun devam edeceğini, bu kuşatmanın devam edeceğini. Çünkü dikkat ederseniz NATO'ya alınan ülkelerde özellikle Rusya'ya sınırı olan bir ülkeyseniz buraya direkt Amerika'nın yapacağı ilk iş hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesi ve oraya asker gönderilmesi, oraya bir üs kurulması oluyor. Yani Rusya olarak bakarsanız Rusya özelinde yani kendi devlet politikaları açısından buna müsaade etmek istemediler veya buna karşı çıktıkları için böyle bir savaş ortaya çıktı. Yani bu savaşı Rusya başlattı ama o savaşı Rusya çıkardı diyemez kimse. Bakın savaşı Rusya çıkardı kimse söyleyemez bunu. Rusya bu çok, başlatmış olabilir. Çok ağır bir suçlama ya. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılması ya da işte NATO'ya katılması gibi bir planlama yoktu. Yani NATO bunu, Ukrayna siz bunu belki bilmiyorsunuz yani böyle planlamanın olmadığını. Belki Rus istihbaratı böyle bir planlamanın olduğunu. Ben Rusya'nın savunulacak hiçbir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir savaşı başlatmadı. Savunmuyorum zaten. Ben sadece diyorum ki savaşı şekilde, Ruslar başlattı bakın, ama savaşı Ruslar çıkarmadı diyor. Rusya evet etrafı NATO tarafından çevrildi ama NATO'nun varlığı tartışılıyordu ya da var olması gerekliliği tartışılıyordu NATO'nun. Fakat bu tamamen ortadan kalkarken NATO tekrar canlandı. Yani böyle bir durum var. Fakat Rusya'nın bu savaşı çıkarmaya hakkı olduğunu ben düşünmüyorum. Almanak seviyesinde devam edelim. 21. yüzyılın neredeyse bu çaptaki ilk defa bir savaşına şahit oluyoruz. Ve evet. Z kuşağının ve alfa kuşağının da duyduğu hem bir pandemi hem de bir savaşa şahit olduk. Hem bir virüs savaşına hem de bir insanların kendi aralarındaki savaşına şahit olduk. 2 Mart'ta Türkiye'de COVID-19 pandemisinden dolayı 10 Nisan 2020'den beri uygulanan HES kodu uygulaması ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu 2 Mart 2022'de yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonucunda kaldırıldı. Ancak Koronavirüs Bilim Kurulu HES kodu uygulamasının toplu taşıma araçlarında devam edeceği ve kapalı alanlarda maske kullanımına devam edileceğini açıkladı. Şöyle biz millet olarak böyle kodlamaya, modlamaya, böyle tahtide sınırlandırmaya falan çok alışık değiliz. Yani böyle bir yerden fırtıyoruz yani tabiri caizse. Ben sanki kural yok, HES kodu yok, maske zorunluluğu yok. Sanki uyan mı vardı? Çok ağır şeyler söylerim ama Rütük buna müsaade etmez. Siz devam edin isterseniz. Yani gerçekten de Türkiye'nin özellikle uyguladığı bu COVID dönemi bazı önlemlerini yani bilmiyorum. Ya sonradan abi düzeldi. Şimdi 65 yaş üstü insanları siz eve hapsettiniz mi? Ettiniz. 65 yaş üstü insanları siz eve hapsettiniz. Onları bir kere sokağa çıkarmadınız. Ondan sonra çocukları eve hapsettiniz mi? Ettiniz, sokağa çıkarmadınız. Yahu peki dışarıda dolanan, gezen o kadar insanın 65 yaş üstü insanlarla yani evde oturan veya çocuklarla temasını engellediniz mi? Engellemediniz. Aynı evin içine gidecek bunlar. Öbürü niye çıkmıyor o zaman dışarıya? Sen olsan efendim? Bırakır mıydın? Serbest mi bırakırdın? Abi ben topyekun salardım hepsini sokağa. Zaten bizim 65 yaş üstüyle bir sorunumuz var. Yani aşikar onu görebiliyoruz. Ama salardım sokağa yani. Yok zaten kurala uymuyor kimse. Kurala mı uydular yani burada? Salgın döneminde bu ülkede mitingler yapılmadı mı? Kongreler, parti kongreleri yapılmadı mı?
Yani sadece bir parti yapabildi de ama sonuçta yapıldı yani. Salgın varken salonlarda yapılmadı ya, mı? Yapıldı. Aklıma gelen bir şey var. Bir ara önlem paketi açıklandı ya, 65 yaş üstü 6 ile ilgili bir şey, bir denklem olduğunu hiç kimse anlamadı ya. En iyisi dediler, evde kalalım yani, tam anlayamadık. Ya bunu geçelim, bunu geçelim. Bu çok şey bir konu. Okey, tamam tamam. 3 Mart'ta Rus birlikleri Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki nükleer santrali vurdu. Ukraynalı yetkililer bölgede herhangi bir radyasyon tehdidi olmadığını açıkladı. Bu yani da bu, dünya liderleri tarafından kınandı. Yani o başlayan saldırının bir hataydı bu da. Ama burada çok ciddi lojistik ve taktik hatalar var. Hatta bir sürü komutanı görevden almak durumunda kaldı Putin. Rus ordusunun aslında ne kadar becerikli olmadığı anlaşılmış oldu bence. Adam santrale çöktü mü? Çöktü. Elektriği çöktü. Kendine bağladı mı? Bağladı. Oradan bakalım meseleye bile. Bildiğim 4... kadarıyla da benim geri bıraktılar. Santrali boşalttılar. 4 Mart'ta kış... Ya böyle tek tek gün gün gidecek misin gerçekten? Tabii 4 Mart'ta yani... kış Paralimpik oyunları Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Sen her hepsiyle ilgili konuşursan tek tek gidersek tabii şey olur ya. Ya muhakkak ya, bu Paralimpik oyunlarıyla ilgili de bir şey diyeceksindir ya. 7 Mart'ta Covid-19 pandemisindeki ölenlerin sayısı dünya genelinde 6 milyonu aştı. Şu an son durum ne diye merak ederseniz toplam case 660 milyon. Ölenler de 6.69 milyon oldu. Dünyanın gördüğü en büyük. Bir şey olmamış ya. Evet, en ölümcül evet. Şey olmamış mı? He. Orayı keseriz, şey yaparız. O bir hata yani. Keser atarım ben. Yani. Bence de hata. Tamam, sen keseceksen kes. Tamam. Kes, 8 sen Mart'ta, 8 Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'yı istilasından dolayı uygulanan yaptırımlar doğrultusunda McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, IKEA, Apple gibi birçok şirket ve TikTok mesela gibi sosyal iletişim şeyleri, ağları Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını açıkladılar. Evet, siz de geçen yani, söylemiştiniz. En çok TikTok'a üzülmüşlerdi. Yani bununla ilgili yok. Ben videolarda öyle gördüm. Bazıları ciddi travma yaşadı bununla ilgili. Çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Çok yüksek hesaplı yani, çok ciddi takipçisi olan bazı işte gençlerin TikTok, mesela TikTokerları acayip etkilendiler. Bir günde her şeyleri bitti. Ki bu büyük bir şey yani onlar için. Ki bu da yeni dünya düzeninin olmazsa olmazı. Savaşlar bu tarafa kayıyor mesela. Evet, 9 Mart'ta Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı muhalefetin adayı Yoon Suk Yeol oldu. Abi bu da çok şeydir ya. Bu seçimin adını biliyor musunuz? Sevilmeyenlerin seçimi. İki sevilmeyen adamdan birisini seçmek zorunda kaldılar. İkisini de sevmiyor millet. Ülkede ciddi bir kriz vardı. İşsizlik rakamları yükselmiş. Tabii yani Türkiye ile mukayese edilmez. Türkiye'ye göre çok iyi Güney Kore'nin durumu ama işsizlik yükseldi pandemiden dolayı. Ciddi manada fiyatlar yükseldi falan. Adam sadece %1 ile kazandı. İki sevilmeyenden birini seçtik dedi Güney Koreliler. Çok hoş bir şey. Şöyle bir şey oldu. Ülkenin ekonomik durumunun kötü olduğundan falan, şimdi azazel öyle bir şey dedi de, ekonomik durumu kötü olduğunda yani şey, Kore battığında bizden iyi durumda. Öyle söyleyeyim yani şey olarak. Öyle Güney söyledim Kore, ben de. Pardon yani onu söyleyeyim. Güney Kore'de insanlar durum kendilerince yani o kadar vahim gördüler ki birçok insan hani yani yapabilecek birçok insan şeye aday olmadı. Cumhurbaşkanı adayı olmadı. O yüzden iki tane sevilmeyen adam aday oldu. Onlardan biri kazandı. %1'le. Abi sonuçta 50 artı 1 olsa yetiyor yani. Bakalım bizde ne olacak? Ya. Bakalım o gün konuşuruz. Evet, siz abi, yurt dışında olup oy kullanmamızı istemiyorsunuz. Kullanalım mı? Kullanalım mı? Ne diyorsun? Ben olsam, hakkınız yok ama kullanın yani devlet. Bence bizim hakkımız yok. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama gidip kullanacağım. Türkiye'deki bir gruba göre yurt dışındakiler kullanmamalı. Türkiye'deki genç bir gruba göre 60 yaş üstü veya 65 yaş üstü kullanmamalı. Türkiye'deki yaşlılar grubuna da göre Z kuşağı veya diğer kuşaklar. Sen şu anda neredesin? 21 Mart'ta mısın hala? Bak bu Mart'tasın. Tamam. Gitmem. Ben de bu mevzuda Sokrates'in demokrasi her zaman iyi bir şey değildir diyor. Eğitilmemiş insanlara oy kullandırmayacaksın diyor. Sokrates de kölelere oy kullandırılmasına karşı çıkıyor. Perikles'in yani demokrasi anlayışına karşı çıkmıştır. Ben Sokrates'e katılmıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Kime göre, neye göre belirleyeceğiz o zaman? Yani kimin oy kullanma hakkı olduğunu Sokrates mi belirleyecek mesela? 21 Mart'ta China Eastern Airlines 5735 sefer sayılı uçuşunda kalkıştan 1 saat 37 dakika sonra 3225 feet Wuzhou kenti yakınlarına düşmüştür. Uçaklarının yerden kalkmamasıyla alakalı bir şey vardı abi. Yani yasaklanması vardı bunun bir modelinin de. 737'nin ama hangisiydi hatırlamıyorum. Mart'ta 94. Akademi ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törende en çok ödülü toplam 6 ödülle Dune filmi kazandı. Veya Dune. Evet. Bilmiyorum nasıl okuyayım. Ya buradaki olay neydi Oğuz Bey?
Neydi buradaki olay, hatırlıyor musunuz? Tokat. Ayıyla küreş meselesi. Will Smith'in tokatı ya. Böyle değişik pozlarla şeye gelip sahneye yürüyüp böyle yürüyüp sahnedeki arkadaşa tokat atması sonra. Ya sunucu Amerikalı bir şeye değil mi? Komedyen bu adam değil mi yani? Komedyen, komedi filmlerinde var bu adam. Ve iki arkadaştan bahsediyoruz abi. Abi yani kusura bakma, sen o adamın eline onu daha önce vermişsen ona da katlanacaksın. Vermemişsen katlanamazsın. Abi kim? Bak. Olayı bir hatırlayalım isterseniz. Kadın hastaydı, o yüzden saçlarını kestirmişti. Evet. G.I. Jane 2'yu mu çekeceksin dedi. Evet. Ve ondan sonra da olay patladı. Adam bir tamam da şimdi önce bir güldü. Adamın karısını sen niye karıştırıyorsun ki mevzuyu? Kadının yüzü değişince kadının gazına geldi. Gitti bir de tokat attı adama. Hiçbir hakkı olmadığı halde adam, ama adamın yani kariyerini bitiriyorlardı. O da belli şeylerden gibi. Şeyi yasaklandı değil ya mi sonra, daha sonra? Ya sonra tabii. Ya sonra çıktı evet. Özür diledi ama işten geçti bu saatten oldu. Sonra onu kolay kolay filmde oynatmazlar yani. Yo, oynadı yine de neyse. Özür 1 Nisan'da 2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi töreni Katar'ın başkenti Doha'da yapıldı. Oo, bak şimdi Katar dedin, Dünya Kupası dedin, FIFA dedin falan. Para, ben de hemen dedim, para dedim, rüşvet dedim falan. Abi bakalım bugün mü okudum, dün mü okudum, bizim çocukla da bunu tartıştım. Yani konuyu konuştum. Ronaldo diyor ki bir yerde yaptığı röportajda diyor ki ben diyor emekliliğimi diyor böyle yani kariyerimi feda ettirip diyor böyle Dubai'de Katar'da bitirecek değilim diyor. Dolayısıyla Dubai'yi... tamam. Yani yani işte Arabistan... kim ne konuşuyorsa bunlar Türkiye şartlarında da iyi düşünmek lazım yani. Ne kim ne konuşuyorsa bunlar bir yere yazıldığı gibi tabii ki bir geleceğe dair hesabı da var bu işlerin. 3 Nisan'da Rus birliklerinin Kiev ve çevresinden geri çekilmesinin ardından Kiev'in yakınlarına yer alan Buca kentindeki muharebe sırasında 500'den fazla sivil öldürüldüğü ortaya çıktı. Aha, evet. Çok acımasız yine oluyor. Ya evet de öyle. Çek Cumhuriyeti 5 Nisan'dan sonra istilası sırasında Ukrayna'ya tank yardımı sağlayan ilk ülke oldu. Çek Cumhuriyeti Amerikan aynı zamanda zırhlı araç göndermiş oldu. Evet. Çok acı. Ya sanki Amerika'nın verdiğini bilmiyoruz yani. 20 Nisan'da gökbilimciler Avrupa Güney Rasathanesi'nin çok büyük teleskobu ESO VLT yardımıyla yeni bir yıldız patlaması türü olan Mikronova keşfi gerçekleştirdi. Çok özel bir olaydı tabii şey için de, astronomi için de. Ya küçük bir yıldız patlaması. Yani bunun tespit edilebilmesi de çok önemli. Ya baktılar evet. Mikroskopla bakınca görüyorlar zaten. Doğru, şimdi mikroskopla baktılar. Teleskopla. Mikroskopla. Veya... bunun çok özel bir tarafı şu abi. Bunu Neil Armstrong'un da Ay'dayken çektiği fotoğrafları tespit ediyorlar bu parlaklıkları. Daha sonra işte bu uzay teleskobu vasıtasıyla küçük patlamaları, mikronovaları da ilk defa ispatlamış oluyorlar yani. 25 Nisan'da dünyanın en zengin insanı zannedilen Elon Musk $44 milyar karşılığında Twitter'ı satın aldı. Allah onun belasını vere ya. Vallahi İlk defa Oğuz Bey'le aynı fikirde olabilir miyiz ya? Ve bununla yani, dünyanın zengin adamlarından biri hakkında fikir birliği yapmış olabilir miyiz? Ve evet bu böyle yani. Aynen katılıyorum. Bu kadar parası olup da bu kadar neyse demeyeceğim. 27 Nisan'da Rus enerji şirketi Gazprom Rusya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'na karşı yapılan yatırımlara karşılık uyguladığı ruble ile ödeme zorunluluğunu reddetmeleri üzerine Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz akışını kesti. Aslında enerji savaşları da yani teknoloji savaşları, enerji savaşları, yani bunların hepsi nasıl da değiştiğini, insanların mesela diyelim ki mülteci savaşları da var. Azazel Bey özellikle. Yani mülteci savaşları, mesela mültecilerle tehdit etme savaşları da var. Evet. Mülteciyle tehdit etme. Var şey değil yap, mi? Açtırma bırakırım kapını. Ha falan. Ha mesela evet. 30 bununla Nisan'da... Ben bir şey söylemek istiyorum, özür dilerim. Bu dönemde aynı zamanda birkaç Rus milyarderinin, özellikle petrol şirketi sahibinin savaşı evet. eleştirdiği için, Rusya'nın savaşını eleştirdiği için patır patır öldüğünü görüyoruz. Yani 6 ayda 10 kişi falan öldü. O dönemde iş evet. adamları intihar etti. Hepsi intihar etti veya kaza geçirdi. Tam böyle bir şey o filmi gibi. Yani KGB filmi gibi oldu. Adamlar tıkır tıkır gittiler. Burada da olamaz mı? Yani. Lukoil'in bir yöneticisi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta yönetim kurulu başkanı. Adamı öldürdüler. Ya, nereden biliyorsun abi öldürüldüğünü? Geçen hafta da Hindistan'da Pavel Antov düştü. Üçü otelden düştü. Adam öldü yani. Otelin penceresinden ya, aşağıya düşmüş adam. Abi bak bu gerçekten dikkatsizlik ya. Fransız balkonlar çok ciddi sıkıntı ya. O korkuluklar falan. Evet.
Tam sağlam değil, ona yaslanıyorsun güvenip. Putin eleştirenler bir şekilde ona yaslanıyor ya. Yani o güvensiz pencereye bir şekilde bu Putin eleştirenler savaşla alakalı yaslanıyor. Adam kaçmış Hindistan'a kaçmış, herifi Hindistan'da bulup şey yapmışlar. İntihar ettirmişler yani, çok enteresan. 12 Mayıs'ta Samanyolu galaksinin merkezinde bulunan ve Güneş'in kütlesinin 4 milyon katı kütleye sahip olan Sagittarius A yıldız kara deliğiyle ilk kez görüntülendi. Evet. Yani burada da kara delikler tabii çok önemli. Hani kütlesi çok yüksek. Bu da Einstein'ın bir teorisinden ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Kara delik galaksimizdeki tek kara delik bildiğimiz, tespit ettiğimiz. Sagittarius. Evet. Daha evet. Sonra kara delikler hakkında da konuşalım. Yani ya ben bu konuda yorum yapmayacağım. Abi kim görmüş kara delikleri deme ne olur. O şekilde bir şey demeyelim. Hakan Bey, hiç gördünüz mü kara deliğin ışığı kırmasını? Bakmanızı tavsiye ederim. Oğuz Bey'den etkilendim bugün. 14 Mayıs'ta Rus birlikleri Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'dan geri çekildi. Oho. 14 Mayıs'ta New York eyaletinin Buffalo şehrinde bir süpermarkette düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Irkçı terör saldırısı. Toprağı bol olsun etti. Siyahlara saldırmış adam. O kadar yol gelmiş Buffalo ve bunlar bir yani racist bir grup. Yani şey, özür dilerim. Irkçı bir grup bunlar. Kendilerine de hatta yerli yani yerine geçme teorisi falan diyorlar. Adam geldi ve insanları öldürdü. 10 kişiyi öldürdü. 18 yaşında da bir çocuk yani. Evet. 14 Mayıs'ta İtalya Torino'da düzenlenen Erozyon şarkı yarışmasında Stefani şarkısı ile Ukraynalı folk rap grubu Kalush kazandı. Biraz siyasi bir karar mı olabilir bu yoksa? Tabii kesinlikle siyasi de. Ha evet evet, zaten bir oylama şeyleri de var. Türkiye tabii katılmıyor hala değil mi? O şey devam yok ediyor mu kararlı? Katılmıyor. Biz de kendi erozyonumuzu yaparız. Evet. erozyonumuzu, biz ancak erozyonumuzu yaparız bence. Yanlış söyledim kelimeyi, evet. Ya laf mı şimdi bu, neyse geçelim bak bunu, geç tamam bakalım hadi. Tamam. 15 Mayıs'ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö hükümet ve parlamento ile yaptığı görüşme sonrası ülkesinin NATO üyeliğine resmen başvurma kararı aldıklarını açıkladı. Evet. Evet. Sonuç bu Rusya meselesiyle alakalı. Hı hı. Sonuç ne? Şu anda Türkiye veto ettiği için bekliyorlar. Yeni vetosunun kalkması gerekiyor. Yani. Teslim edilecek insanlar, şunlar bunlar. Yani İsveç'in ben geri adım atacağını zannetmiyorum. Bir şekilde Türkiye geri adım atar bu mevzuda gibi geliyor bana. Bakalım, göreceğiz. Öncekiler sonrakilerin bir konuda, şeyidir zaten. Evet. Hayır. Bu konuda evet, biz kesinlikle ülke olarak, yani daha doğrusu iktidar veya politikamız olarak ne kadar hiçbir şeyimiz, düşüncemize geri adım atmış değiliz. Bunu da atmayız yani. 28 Mayıs'ta Paris, Stade de France'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Liverpool'u 1-0 skorla mağlup eden Real Madrid kazandı. Evet. Nasıl bir maçtı sizce Oğuz Bey? Siz bilirsiniz bu işleri. Ben seyretmiyorum artık. Ya top seyretmiyorum. Liverpool çok kötü kaybetti. Ciddi bir defans yaptı. Son dakikalarda attığı bir golle, yine Benzema'nın attığı bir golle kazandılar. Kötü bir maçtı yani. Zevksiz bir maçtı. Bir şey söyleniyor, birkaç mahfilde duydum bunları aslında böyle. O da şu, yeni futbol anlayışı olarak full defans gibi bir şey artık böyle futbola kazandırıldı. Bu da taktikler arasında girdi gibi. Mesela bu Dünya Kupası'nda da eleştirilen mesela fast futbolunda ve birkaç daha takım saydılar. Özellikle çok güçlü takımlara karşı full defans yapıp mesela Fas'ın aldığı bir maçta yüzdesi %28 mi neydi mesela aldığı bir maçta. Siz ne diyorsunuz buna? Takip eden birisi olarak. Çok keyifsiz oluyor. Yani defans futbolu Carlo Ancelotti'nin tercih ettiği bir şey bu Real Madrid'de. Ve tamamen maçın tadını, zevkini, her şeyini katlediyor. Yani çünkü insanlar oraya gol izlemeye geliyor. Güzel şov izlemeye geliyor. Yani kalkıp savunup da kazanmak bence tatlı bir şey değil. Türkiye'de Fenerbahçe biraz bu mevzuda mesela akımı değiştirdi. Biraz daha aktif bir futbol oynatmaya itiyor. Bir anda bakıyorsunuz ligin bile rengi geliyor. Ama Başakşehir diye bir takım var. Tamam, kadrosu kısıtlı, o kadar iyi değil. Savunma da yapmak durumunda ama durgun bir futbolla, donuk bir futbolla maç kazanmaya çalışıyor. İnsanlar o kadar para verip bir 2 saatini, 5 saatini hatta yolculukla harcayıp geliyor. O insanlar gol izlemeli. Hatta Besim Tibu'nun dediği gibi offside bile kaldırılmalı. İnsan gol izlemek için geldiyse niye golünün önüne geçiyorsunuz? Yani. 19 Haziran'da Kolombiya Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda eski gerilla Gustavo Petro yeni cumhurbaşkanı seçildi. Adam teröristi cumhurbaşkanı seçtiler ya. Neyse demeyecek. Cidden yani, şaka değil yani. Ben demedim. Türkiye'de ne gerçekten dedi? Eskitilen veya karşılığı kirlenen kelimelerden bir tanesi bu aslında. Terörist mi? Hangisi? Terörist kelimesi. Vatan hain. Terörist. Evet, bunlar tamamen karşılığı şey oluyor. Bir daha söyle bakayım. Bir daha
Bir daha teröriste bakayım. Terörist. 20 Haziran'da 1960'ta Belçika ve ABD destekli darbe sonucunda görevden alınan, daha sonrasında idam edilen ve cesedi sülfürik asitle eritilerek yok edilen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesi, önderi ve ilk başbakan olan Patrice Lumumba'nın vücudundan geriye kalan tek parça olan dişi 61 yıl sonra Brüksel Egmont Sarayı'nda ailesine teslim edildi. Bu adam Demokratik Kongo'nun kahramanıdır. Adamı yani bağımsızlığını kazandırdı Kongo'ya. Belçika kolonisi olmaktan çıkardı ve adamı öldürdüler yani. Gözünün içine baka baka. Yani bütün bütün insanların gözünün önünde idam ettiler adamı. Çok acı bir şekilde. Fakat hala Kongo'da saygı gören birisi. Yani Kongo'nun kurucu lideri. Belçika'da özür diledi bununla alakalı. 2000'li yılların başındaydı. Öldü gitti adam. O diş de Allah'tan altın kaplamaymış, yoksa onu da bulamayacaklarmış. O da kalmayacak bir şey yani. Onu altın diye ayırmışlar, o dişi veriyorlar abi. Enteresan yani. 22 Haziran Afganistan-Pakistan sınırı civarında Merkez Lahos şehrinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde en az 1500 kişi öldü ve 2000 kişi de yaralı oldu. Deprem üzerine Taliban yönetimi uluslararası yardım çağrısında. O kadar normal ki o kadar çok insanın ölmesi. Ben o coğrafyada bulundum. Oradaki insanların hayatlarını biliyorum. O taşlar, o kerpiç evler. Yani insanların ölmesinden başka bir şey düşünülmüyor ama 1500 kişi hiçbir şey ifade etmiyor. Yani on binlerce kişi ölüyor. Dünya basınının noktasında geçmiyor bile yani. Bu da deprem olmasa, eğer orada herhangi bir devlet baskısından göçle şunla bununla olsa, inanın daha fazla insan ölse hiç kimse duymazdı bunu. Benim evet. Gözümün önünde o dönemde 30 bin kişi öldü. Hiç dünyada hiçbir yerde haber yapıldığını görmedim. Bir operasyonla alakalı insanların yer değiştirilmesi istenildiği için. Çok acı. 6 Temmuz'da Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson istifa etti. İyi oldu. Evet, Türk aslında Boris, bu coğrafyalarda tabii, çok alışık olmadığımız değişimler Amerika, İngiltere, Rusya hariç ki. Ben şunu söyleyeyim, Brexit'ten dolayı bunlar yani Hakan Bey. Evet. Brexit'ten sonra çok ciddi darbe aldı İngiliz ekonomisi ve siyasetçileri de etkileniyor. İşte Liz Truss'ı da yedi. Şimdi de biliyorsunuz Sunak var, Rishi Sunak. Onu da muhtemelen yiyecek bu Brexit meselesi. Yani hiçbir kimse orada ciddi bir şekilde yöneticilik yapmak istemiyor. Hesapsız iş yaparsan, bak hesapsız iş yaparsan, bak ben bir de istiyorum ya işte Brexit'te bu oylama meselesinde mevzuyu işte böyle saflığıyla yaklaşmayıp böyle cahillerin eline bırakırsan olacağı bu. Yani şimdi sen yani bunu öngörememek kadar büyük bir aptallık olabilir mi? O zaman neydi o şeyin adı, o günkü başbakanın adı aklıma gelmedi şimdi. O defalarca söyledi, uyardı bunun böyle olacağını. Tabii. Ama yani dünyanın en demokratik ülkesi İngiltere'dir. Her şekilde halkın seçtiğini kabul ederler. Çoğu kişi bunun yanlış olduğunu biliyordu ama gaza getirdiler milliyetçilik akımıyla İngilizleri. İşte biz ayrıcalıklıyız, şöyleyiz, böyleyiz. Şu anda bütün İngiliz şirketleri ciddi manada sıkıntı çekiyor. Ve size şunu söyleyeyim, Türkiye'nin büyüme hızından daha düşük büyüme hızına kavuşacak gelecek yıl İngiltere. Ve gerçekten gayri safi milli hasılasına da çok büyük darbe aldı. Bir sürü şirket şu an Avrupa'ya taşınıyor. İngiltere'nin geleceği bu noktada ekonomik olarak karanlık, bir önlem almazlarsa. Dünyada böyle gevşeyen bir bürokrasiyi görüyor musunuz? Katılıyor musunuz? Gevşeyen bir bürokrasi ve çok hızlı gündemlerin değişmesi. Mesela 2022 yılında çok önemli ölümler falan da oldu. Mesela kraliçenin bu kadar hızlı unutulabiliyor olması onlar için. Bu kadar senenin. Ya bana o garip geldi mesela. Yani sizlerin daha iyi bu konuya vakıf olduğunu düşünüyorum. Şeyin adaptasyonu çok hızlı oldu. Abi, neydi? Charles'ın kral dedi adamlar. Ha, yani Charles'ın adaptasyonu yani. Çok yani neredeyse 100 yıl emek vermiş birisinden bahsediyor. Biz tarihte hiç krallık değişimi görmedik tabii. Bu İngiltere'de hızlı oluyor. Yani genelde evet. De öyle oluyor. Kral evet. Öldü yaşasın yeni kral, çok doğru bir tabir. İngilizler için özellikle. Evet. Yani, ama bürokrasinin zayıfladığı noktasına yani İngiltere için katılıyorum. Ama hala Amerika'da, Avustralya'da, Avrupa ülkelerinin birçoğunda, Almanya, Fransa gibi ve Kanada gibi ülkelerde hala bürokrasi sağlam bir zemine oturuyor bence. Hmm. Yani o kadar evet. Gelen hükümetler yönlendiremiyor, değiştiremiyor rotaları kolay kolay. Evet Hakan'cığım. Temmuz ayına geldik. Dünyadaki en önemli gelişmelerden birisinin olduğunu düşünüyorum. Temmuz ayında Ya Tutarsan'ın kararı verildi ve ilk yayını için çalışmalar başladı. Yaşasın. Evet, şimdi dünyayı değiştirecek bir hadise gerçekten. Özellikle evrene negatif enerji yaymayan, evrende bir pozitiflik şey yapan bir program olması açısından kelebek etkisi gibi düşünebilirsiniz. Yani ben burada kanat çırpacağım,
İşte sizler bulunduğunuz ülkelerde dans edeceksiniz gibi. Evet. Şu anda da yaklaşık 20, yani 14'ü 13'ü yayınladık. Fakat elimizde 20'ye yakın yayın tutuştu. İnşallah devam ediyoruz. Olumlu, olumsuz. Olumsuz değil de yani eleştirel olarak her türlü şeyi kabul ediyoruz. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Artık yayına misafir de almaya başladık. İlerleyen zamanlarda bu çeyresi değişecektir illa. Şu an hala birinci episoddayız tabiri caizse. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak. 11 Temmuz. Eren'in şimdiye kadar çekilmiş en detaylı ve en derin yeri olan SMAX 0723 James Webb Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi. Evet, bu James Webb Uzay Teleskobu çok büyük bir özellik. Yani çok büyük bir avantaj evreni daha iyi tanımak için. Ve bu fotoğraflar da muhteşem fotoğraflar. Hatta hatırlayacaksınız, Biden da bununla alakalı konuşma yapmıştı. Amerikalılar için çok büyük bir olay bu evrenin fotoğrafı. Çekilmiş en detaylı. Biden konuşma mı yapmıştı? Konuşmasında buna yer vermişti. 10 milyar dolar para harcamışlardı bu teleskoba. Ve uzaya Oz fırlattılar. Bey, konu sana geçti şimdi. 10 milyar dolar çok para yani. Ya. Abi çok eskimişti. Abi kim biliyor eskini? Doğru. Evet. Sonuçta gösteriyor mu? Gösteriyor. Gösteriyor. İnsanların... Gösteriyor mu? Gösteriyor. İnsanların, ne olacak? Kainatın çaplarının, kainatın sınırlarının merak edilmesi ve zorlanması boş bir olay değil abi. Yani bunu yaratıcı biliyor, görüyor ve siz meraklandığınız kadar da dünyada sizin önünüzü açıyor. Her neyse. Biraz onun sonra... için bir düşünce tarzı ya. Bak... Sizinle Azade, paylaşmak istiyorum. Bak bunu konuşalım. Bak bunu seninle karşı çıkman lazımdı bu düşünceye. Bunu konuşalım. Karşı çıkması gerekmiyor abi. Hayır. 18 Temmuz'da 2022 Hindistan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Draupadi Murmu yeni Hindistan Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Dolayısıyla Murmu Hindistan'ın seçilen ilk kabile mensubu kadın cumhurbaşkanı oldu. İkinci kadın cumhurbaşkanı. İşte parlamentoda seçilip cumhurbaşkanı oluyor. Evet. Tabii ondan önceki ne güzel işte. Sinha'da bayağı enteresan bir adam. Buna da diktatör falan diyorlardı Hindistan'da. Ben birkaç Hintliyle konuşmuştum burada da. Murmu bir şeyleri değiştirecek. Fakirlerin anası olacakmış artık. Bakalım ne kadar olabilecek. 21 Temmuz'da da Sri Lanka'da çıkan iç karışıklık sonucu Cumhurbaşkanı istifa ediyor. Yerine yeni Cumhurbaşkanı eski başbakan oluyor. Bu arkadaş da kaçtı biliyorsunuz ülkeden. Şu an Brezilya'daki de kaçtı biliyorsun. Rajapaksa mıydı? Dünyada böyle bir akım da oluşmaya başladı yani. Böyle bir akım da var yani. Kaçma diye. Adam ülkeyi 20 yıldır yönetiyordu abi. Bayağı ülkeye zarar verdi. Yani Sri Lanka'da ciddi bir fakirliğin önünü açtı bu adam. Artık yapacak bir şey yok. Üstelik nereye gitmiş olabilir sizce? Maldivlere. Ya nereye kaçsaydı hocam? Suriye'ye mi kaçsaydı adam? Nereye kaçmasını istiyorsun? Doğru. Rusya'ya kaçsaydı. Allah Allah ya. Nereye evet. kaçsaydı? Ya ben şöyle de olsam de Maldivlere kaçarım abi. Yani kaçacak bir yer şey yapsam Maldivlere kaçarım. ...2022 yılının yaşanmış önemli gün ve olayları üzerine söyleşi konulu podcastımızın henüz birinci bölümünü dinlediniz. Ya Tutarsa'yı Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast ve Anchor.fm gibi podcast kanallarından dinleyebilir ve yorumlayabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için minnettarız. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.